Kıymetli YKS öğrencilerim, merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. 2025 YKS Tayfa, hoş geldiniz. Fikuzem, öğrenci koçu, Rukiye, Tuğba, Buğa ben arkadaşlar. Nasılsınız? Merhabalar. Naz'cığım, ne kadar güzel bir betimleme yapmışsın. Mezuna kalan Naz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl geçti yaz tatiliniz arkadaşlar? Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm. Daha da iyi oldum arkadaşlar. Biz Tekuzem olarak bomba gibiyiz. Böyle seminerlerde daha da enerjilerimizi yükseltiyoruz diyebilirim. Nasıl geçti yaz tatiliniz? Eylül'e nasıl bir giriş yaptık arkadaşlar? Nasıl? Keyifler umarım yerindedir. Hocam, izlemediğim film dizi kalmadı. O zaman Nazcığım, bunların acısı Eylül'de ve sonraki aylarda çıkacak biliyorsun değil mi? Biraz yattık hocam. Alihan'cığım, neden iyi değilsin? Hayırdır, umarım çok ciddi bir şey yoktur. Ya hayat. Yazın biraz eğlenseydiniz arkadaşlar. Malumunuz sonbahar, kış ve ilkbaharın belirli bir dönemi biraz yoğun geçecek bizim için. Yani 2025 biraz Mayıs Haziran'a kadar arkadaşlar sınavdan ötürü biraz stresli olabiliriz. İçinizde ders çalışmaya başlayanlar var mı peki ufak ufak? Zelal'cim, sen üniversiteyi kazandın mı? Harikasın. Çok güzel. Daha başlamayanlar var. Ders çalışmaktan nefret edenler var. Aman aman aman, neler duyuyorum. Amine'cim, tebrik ediyorum. Amine de ders çalışmış ve devam ediyor. Hocam, hiç hevesim yok diyorlar. Naz'cığım, YKS daha zor KPSS'den. Sevim'cim, seni tebrik ediyorum. Sevim bir fotoğraf attı. Ders çalışıyor bak, bizi dinlerken bile. Harikasın, çok güzel. O zaman arkadaşlar, bu seminer bizi kendimize getirecek diyebilir miyiz? Hazır mıyız buna? Bu seminerin günü, saati, başlığı, her şey özellikle seçildi. Sizin için seçtim arkadaşlar. Çünkü dedim ki, benim kıymetli YKS öğrencilerim, Temmuz'dur, Ağustos'tur, Haziran'dır, öyle böyle savrula savrula ayları geçirdiler. Artık geldi Eylül ayı. Artık Eylül'de toparlanmak lazım arkadaşlar, yavaş yavaş. Çünkü laf aramızda, rakipler güçlü. Rakipler arasında başlayanlar var. O yüzden daha fazla zaman kaybetmemek gerekiyor. Bunun için arkadaşlar, özellikle seminerimizde nelerden bahsedeceğim, bunun bilgisini önden size vermek istiyorum kıymetli öğrencilerim. Hazırlıklarımızı, mentalitemizi buna göre ayarlayalım lütfen. Bu seminerde doğru ders çalışma yönteminizi, ne zaman konu çalışıp ne zaman soru çözmeniz gerektiğini, tekrar periyotlarınızı, neye göre ve nasıl hazırlamanız gerektiğini, öğrendiğiniz bilgileri hangi basamaklardan sonra soruya aktarabileceğinizi ve kişiye özel, yani size özel ders çalışma programının neden önemli olduğunu, nasıl hazırlamanız gerektiğini, hazırlarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve artı plus 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 çok daha fazlasını değineceğiz kıymetli öğrencilerim. O yüzden eğer herkes hazırsa, çayımızı, kahvemizi, soğuk suyumuzu yanımıza aldıysak, bütün gözler ve kulaklar, dikkatler bendeyse seminerimiz başlıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle artık ne dedik? Tatil modu bitti. YKS serüveni başlıyor ama ben sizi tanımak istiyorum. Şu an aramızda kimler var? Kimler mezuna kaldı? Kimler ilk kez girecek? Kimler hangi bölümlerden hazırlanıyor? Kimlerin hedef sıralaması ne kadar? Herkes kısaca nereden katıldığını, mezun olup olmadığını ve hedefini yazsın bakalım. Hukuk, nasıl hukuk istiyor mezun? Mardin'den katılıyor, tıp istiyor. Zehra 12. sınıf, çok güzel. Kimya mühendisliği bölümünden yeniden hazırlanıyorum. Çok güzel, hedef tıp. Harika. Tiyatro. Aa, çok güzel. Yani konservatuvar mı istiyorsun? Mezunum, ilk 100 bin hedefim. Çok güzel. 12. sınıf hemşirelik. 12. sınıf psikoloji. Eşit ağırlık. Çok güzel. Gülseren, mezun musun peki? İlk kez mi gireceksin?
Ay İlkinay, bu arada ismin de çok orijinal. Wow, yani geleceğin tiyatrocusu diyebilir miyiz senin için? Harikasın. Mezun. Erzurum'dan katılıyorum. 12. sınıf PDR. Çok güzel. Sedef'cim eşit ağırlıktan hazırlanacaksın. Yönetim Bilişim Sistemleri YBS'nin açılımı. Benim bildiğim kadarıyla. Eşit ağırlık netleştiremedim ama radyo, televizyon veya hukuk. Çok güzel. Arkadaşlar harikasınız. Çok 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 güzel hedef bölümleriniz var. Çok güzel. Peki içimizde çalışmaya başlayanlar kimler? Çalışmaya başlamayanlar kimler? Suzan İlaydacığım, sen bizim kayıtlı öğrencimizsin. Hoş geldin. Dün kayıt oldun. Şimdi Sevim başladı. Zehra başladı. TYT'yi yazın bitirenler var. Wow! Gamze daha başlamadı. Çok güzel. Amine başladı. Temmuz'dan beri çalışanlar var. Tatilin ilk gününden beri çalışıyorum. Hatipçim harikasın. Arkadaşlar umarım doğru çalışıyoruzdur. Bu zamanlar boşa gitsin. Hiç ama hiç istemem. Şimdi buna da değineceğiz zaten. Doğru çalışmaktan kastım ne? Bunlardan da bahsedeceğim. Güzel, bayağı çalışkan bir kitleyle şu an karşı karşıyayım. Harika, enerjim daha da yükseldi. O zaman devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar size o kadar güzel 3 tane şaşırtmacalı soru hazırladım ki. Bakalım bu sorulara kimler nasıl yanıt verecek? Gerçekten çok merak ediyorum. Birinci sorum kıymetli öğrencilerim. Ders çalışırken aranızda müzik dinleyen var mı? Hatta playlist olan var mı? Herkes yanıt versin. Bakalım kimler müzik dinlemeyi ders çalışırken bile seviyor. Zelal var. Hatip diyor ki hocam yok hayır yapamam. Ama hayır. Alihan Neşet Ertaş dinliyor. Alihancığım çok ağır gelmez mi? Ders çalışırken Neşet Ertaş da ne bileyim yani. Ders çalışırken asla yapamam ama test çözerken dinliyorum. Burak'cığım işte bak bu %100 doğrudur ya da yanlıştır demiyorum. Sen yapıyor musun, yapmıyor musun? Birazdan bu soruları neden sorduğumu söyleyeceğim zaten size. Bazen dinliyorum, bazen dinlemiyorum diyenler var. Okey, sınıf ikiye ayrıldı. Dinliyorumcular, dinlemiyorumcular. Geliyorum ikinci soruma. Peki kıymetli öğrencilerim, içinizde kimler katip? Tık 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 tık. Kimler yazıcı? Her ders için not tutanlar burada mı? Kimler her ders için ne kadar not tutuyor? Not tutanlar da yazsın, tutmayanlar da yazsın. Gülseren parmak kaldırdı. Hira, Gamze, Şerife, aman aman Zelal, söz uçar yazı kalır. Zelal'cim bunu biraz düşünmeliyim. Alihan da not tutmayı çok seviyor. Deniz de. Tutmayan yok mu peki? Hocam ben not tutmam. İhtiyaç duymuyorum. Burak diyor ki hocam yazı yazmak benim favorimdir. Bu arada erkek öğrencilerde yazı yazmayı çok sevenleri görmedim. Burak belki de sen ilk gördüğüm öğrencisin diyebilirim. Böyle kızlar daha cici kız ya böyle tertipli tık 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 yazar. Erkekler böyle şey hocam geçelim ya falan diyorlar. O yüzden seni tebrik ediyorum. Yağmur da diyor ki hocam not şart, notsuz nasıl öğrenelim? Buna da değineceğiz arkadaşlar. Yine sınıf galiba ikiye ayrılmadı. Burada tek bir küme olduk. Hepimiz notçuyuz galiba. Not tutmuyorum diyen var mıydı? Şey daha var. Başka? Not tutmayanlar bir yazsınlar. Bakalım ayrıldık mı ayrılmadık mı? Sanırım ayrılmadık ya. Birkaç öğrenci dışında herkes not tutuyor. Okey arkadaşlar. Burada beraberliğimizi koruduk. Tamamdır. Şimdi geliyorum üçüncü soruma. Peki bunu özellikle mezunlar bu sorumu duyunca geçmişe gidecekler. Bir mazi kalbimde yaradır olacak arkadaşlar. Mola vermeden çalıştığınız süre rekoru. Saat rekoru kaçtı? Molasız, tek oturuşta kaç saat çalıştık? Bakalım birinciliği kime vereceğiz? 3 saat, 2,5, 4, 5, başka yok mu arttıran? Deniz var 7, 5 saat var, yine 3 saat var. Ara verip sonra devam ederim. Amineciğim bu arasız, molasız. 5 maşallah gurur duyuyorum. Son 2 hafta full. 6'yı gördüm. 50 dakikayı söylemeye utanıyorum. Hayır Nazcığım hiç utanma. Bu doğru bir şey olduğu için sormadım. Bakalım doğru mu değil mi?
mi? Bunu birazdan göreceğiz zaten. Ben mola veremiyorum. Çalışınca o masaya oturunca uykum gelene kadar çalışıyorum. Ayşenur. Ayşenur. Ama bünye kaldırmıyor. Onun için indirmek zorunda kaldım. Tabii ki arkadaşlar. Ama sanıyorum şu an rekor 7. Yani denizde. Şu an rekor denizde. O zaman arkadaşlar geliyorum. Biraz daha artık ciddi sorularımıza gelelim arkadaşlar. Şu an içinizde bakın gördünüz zaten birbirimizi artık tanıyoruz. Mezunlar da var, ilk kez girenler de var. Nasıl ders çalışırsa maksimum düzeyde verim alabileceğini bilenler var mı arkadaşlar? Yani hocam ben yöntemi biliyorum, keşfettim. Şöyle çalışırsam ben kesinlikle verim alırım kimler diyor. Bakalım. Esma'cığım bana değil gruba yazar mısın? Herkes görsün yanıtını. Bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilseydik burada olmazdık hocam. Aynen öyle. Bilerek zaten şaşırtmacalı bir soru. Pomodoro tekniği. Hiç bilmiyorum. Sürekli bir sorun oluyor sağlık sorunlarımdan dolayı. Hep eksik çalışıyorum. Dersten önce program yaparak. Güzel. Bak. Zeynep en azından bir trik nokta verdi. Program dedi. Okey. Hazırsanız ikinci soruma geliyorum arkadaşlar. Pekala. Konuyu tam olarak öğrendikten sonra mı soru çözümüne geçiyorsunuz? Ya da bunu yapıp verim alabiliyor musunuz? Sizce doğru yöntem bu mu? Tüm ünite bitince evet 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 diyen var. Yani şu an bu sınıftaki herkes konuyu bitirmeden soru çözümüne geçmiyor. Doğru mu anlıyorum? Önce konuyu bitiriyor, sonra soru çözümüne geçiyor. Doğru mu? Tamam. O zaman şimdi geliyorum. Üçüncü soruma. Peki arkadaşlar, sizce bir YKS öğrencisinin netlerini arttırması için sadece klasik gelişigüzel konu çalışıp soru çözmesi yeterli mi? Yoksa başka şeyler yapmasına da ihtiyaç var mı? Bence değil diyenler var, hayır diyenler var, analiz yapmalı, deneme yapmalı diyenler var, hocam deneme olmazsa olmaz diyenler var, farklı soru tarzlarına bakmalı diyenler var, var da var, plan diyenler de var Ceylin. Analiz, konu çalışması, tekrar şart. Vav wow, arkadaşlar siz harikasınız gerçekten. Bayıldım. Verdiğiniz yanıtlar çok güzel. Harika. Şimdi hem bu hileli 3 sorumu hem de ciddi 3 sorumu arkadaşlar hep birlikte bunları bir karma halinde özellikle sordum verdiğimiz yanıtları her birimiz gördük zaten. Bunu benim meşhur bir örneğim var. Belki daha önce seminerlerime katıldıysanız görmüşsünüzdür arkadaşlar. Ali ve Veli örneği üzerinden detaylıca ele alalım istiyorum. Hem daha net olur hem de daha fazla pekiştirmiş oluruz verdiğimiz bilgileri. Şimdi kıymetli öğrencilerim karşınızda Ali ve Veli. Ali ve Veli'nin birçok ortak özelliği var. Bu ortak özelliklerden biri aynı mahallede aynı yıl doğmuş olmaları. Yani Ali ve Veli aynı yaştalar arkadaşlar. Aynı okulda aynı sınıfta okuyorlar. Yani eğitim süreçleri aynı. Hani böyle birbirinden hiç ayrılmayan ekürü deriz, kanki deriz ya arkadaşlar. Böyle çocukluktan beri birinci sınıftan ta liseye kadar aynı sınıfta birbirlerine yakın olan iki arkadaş gibi düşünün. Çok fazla ortak özellikleri var. Üç arkadaşlar Ali ve Veli aynı öğretmenlerden ders alıyorlar, aynı kitaplardan, aynı sürelerde ders çalışıyorlar arkadaşlar. Dört, üstelik Ali ve Veli'nin ders çalıştıkları toplam süre, yani ders çalışmaya ayırdıkları toplam saat bile aynı. Ama gel görelim ki arkadaşlar, gel görelim ki sınav geliyor. YKS 8 ve 9 Haziran'daki YKS'yi düşünün. Sınav geliyor. Ali de Veli de sınava giriyor. Sonuçlar açıklanıyor. Ali başarısız olurken Veli başarılı oluyor. Yani biri gülerken biri ağlıyor. Peki arkadaşlar, sizce tamamen aynı şartlara sahipken neden Ali başarısız oluyor da Veli nasıl başarılı oluyor? Var mı yanıt verecek olan?
Bunun bir sebebi var arkadaşlar. Hem de böyle baya baya bariz bir sebebi var. Önce bir sizin yanıtlarınıza bakacağım. Bakalım kimler doğru noktaları görebilmiş. Şimdi başlıyorum. Çalışma stilleri kişiden kişiye göre değişir. Evet İlaydacığım, doğru. Verim ve hedefinin net olmaması, planlama, verimli ve planlı çalışıyor olması, odaklanamamıştır hocam diyenler var. Kafa yapılarının uyuşmaması, istikrar ve mola süresi, verimli ders gibi gibi Ali kaydırma yapmıştır diyenler var. Okey. Her birinizin cevapları makul arkadaşlar. Evet, her birinizin söyledikleri olabilir. Ama bunlardan da önce asıl olarak arkadaşlar bir sebep var. Bu hepsi, bütün o saydığınız alt başlıklar bir ana başlıkta toplanıyor. Ve bu ana başlıkta ne biliyor musunuz? Evet, Ali de Veli gibi çok çalışıyor. Evet, aynı hocalardan, aynı sürelerde, aynı yöntemlerde çalışıyor. Ama arkadaşlar Ali boşa çalışıyor. Ali başarısız oluyor çünkü Ali kendini tanımıyor. Ali öğrenme yapısını bilmiyor ve o, dolayısıyla buna uygun çalışmıyor. O yüzden şunu asla ve asla unutmamalıyız ki her öğrencinin öğrenme yapısı farklıdır. İkiz dahi olsan, kardeş dahi olsan, çok yakın arkadaş dahi olsan, her birimiz arkadaşlar birbirimizden farklıyız. Nasıl? Parmak izlerimiz milyarlarca insan içerisinde farklıysa, herkesin bilişsel süreci, psikolojik süreci farklıdır. Yani ben size şu anda YKS Türkiye birincisinin uyguladığı günlük programı versem, burada olan yüzlerce öğrenci bu programa bir yıl boyunca uyum sağlasa hiçbiriniz birinci olamazsınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü onu birinci yapan programın kendisi değildi. O programın ona göre, eksikliklerine göre hazırlanmış olmasıydı arkadaşlar. Biz her zaman anlamı neye yükleriz? Ay, bu öğretmeni dinlemiş birinci olmuş. Demek ki keramet öğretmendi. Ya da böyle bir programla çalışmış. Demek ki keramet programda, yani bu programa ben de sahip olsam ya da bu öğretmene ben de sahip olsam demek ki ben de kazanacağım diyor öğrenci. Ama unuttuğumuz bir şey var arkadaşlar. O öğretmen senin için verimli olabilir. Benim öğrenme yapıma uygun anlatmıyor olabilir. O program sana uygun olabilir, bana uygun olmayabilir. O yüzden bir kere daha şu noktada anlaşalım, el sıkışalım sizinle. Lütfen arkadaşlar programınızı böyle gözü kapalı YouTube'dan, arkadaşınızdan, kuzeninizden, herhangi bir başarılı bir ablanızdan, abinizden temin etmeyin. Evet, her birinin yönlendirmesi önemli. Kimse sizin tabii ki de kötülüğünüzü istemez. Ama unutmayın ki onlar sadece gelişi güzel, random yönlendirme yapar. Yani seni tanımıyor. Senin seviyeni bilmiyor. Senin dikkat dağınıklığı düzeyini bilmiyor. Senin nasıl bir öğrenci olduğunu bilmiyor. O sadece sana şöyle çalışsan iyi olur diyebilir. Sen onu ciddiye alıp çalışırsın. Bu sefer yaptığın çalışma verimsiz olursa kaybettiğin zamanı sana kimse vermeyecek. Anlaştık mı? Şimdi geliyorum. Kendinize özel ders çalışma programı nasıl olmalı arkadaşlar? Şimdi biz ne dedik? Ali başarısız olan taraf, Veli başarılı olan taraf. Şimdi ben öncelikle Ali mi olmak istiyorum, Veli mi olmak istiyorum? Bunun kararını verelim ki şu an bu seminerde olan tüm öğrencilerim, ben adım kadar eminim ki Veli olmak istiyor. Zaten bu seminere bunun için katıldınız. Yani bu seminere kazanan tarafta olmak için katıldınız kıymetli öğrencilerim. Peki bunun için ne yapacağız? Ali'nin handikapı neydi? Ali kendi öğrenme yapısını bilmiyordu. Veli biliyordu. E sen Veli olmak istiyorsun. O zaman sen de öğrenme yapını bilmek zorundasın. Peki nedir bu öğrenme yapısı? Hocam ben ilk kez burada sizden duyuyorum dediğinizde duyar gibiyim. Arkadaşlar öğrenme yapısı bizim bilişsel sürecimizi, psikolojik sürecimizi ölçen bir yapı. Yani az önce de dediğim gibi parmak izimiz gibi farklı. Ve bunu ölçmek için sadece tek uzamda uygulanan, patenti bize ait olan özel eğitim analizleri var arkadaşlar. Yapay zeka destekli eğitim analizleri. Bu analizlere girebilir, öğrenme yapınızı keşfedebilirsiniz ve
Size güzel bir haberim var. Eğer içinizde girenler varsa zaten sonuçlarını görmüştür. Ama içinizde henüz girmeyenler varsa arkadaşlar çok şey kaybeder. Hepinizin ödevi bu seminere katılan öğrencilerime ben eğitim analizini hediye ediyorum arkadaşlar. Analize katılacaksınız. Seminer sonunda nereden ve nasıl katılmanız gerektiğini zaten size göstereceğim. Peki hocam ben bu analize girdiğimde gerçekten kendimi tanıyabilecek miyim? Gelin biraz buna değinelim. Ekrana herkes 10 saniye bakabilir mi? Ekranda bir karne var. Bu karneye sahip bir öğrenci sizce hangi özelliklerini iyileştirmeli ve geliştirmeli? Bir 10 saniye herkes baksın. Kesinlikle herkesin bireysel yorumunu yazmasını istiyorum. Siz bir öğrenci koçusunuz, karşınızda böyle bir öğrenci var. Ne yapmalı? Hadi bakalım. Evet İlayda'cığım %100 doğru. Yani bunu bir eğitim falı gibi düşünebilirsin. Senin bütün kendinin farkında olmadığın özelliklerini bile tek tek ölçüyor. Şimdi Gülseren'in yanıtıyla başlıyorum. Başta stres ve dikkat dağınıklığın unutma problemi. Bak güzel bir yere odağını vermiş, harika. Zehra diyor ki düzenli tekrar yaptırım ama nedenini de yazdı. Mesela düzenli tekrar yaptırım ama neden? Çünkü hocam unutma hızı yüksek. Bak güzel bir yer yakaladım. Aynen öyle. Yağmurcuğum mesajlarını özelden değil genelden at, herkes görsün. Doğrudan bana gönderiyorsun. Diğer arkadaşların görmüyor. Genelden at hayatım, tamam. Amine diyor ki hocam bol tekrar yapmalı. Ve bir bakayım stresini yöneltmeli. Çok güzel. Peki arkadaşlar bu öğrencinin güzel özelliği yok mu? Güzellere bakın. Onları nasıl pekiştiririm? Bu öğrencinin çok güzel birkaç özelliği var mesela. Herkesin sahip olmak istediği özellikleri var. Bakalım kimler doğru noktalardan bakıyor. Burcu diyor ki stresten uzak olup dikkatli bir çalışma yapsın. Gülseren diyor ki hocam zeka tipi sayısal, çabuk öğrenmesi gerekiyor. Ha çabuk öğrenir diyor. Aynen arkadaşlar bakın. Şu an ekrandaki öğrenci nasıl bir öğrenci biliyor musunuz? Ekrandaki öğrenci bir kere öğrenme hızı yüksek, kolay öğrenen, hızlı öğrenen çok iyi bir öğrenci. Ama bu öğrencinin handikapı ne biliyor musunuz? Öğrenci çabuk öğreniyor, çabuk unutuyor. Çabuk unutan bir öğrencinin ne yapması lazım? Sık sık tekrar yapması lazım. Yani sen de bu öğrenci gibi unutma hızı yüksek bir öğrenci olabilirsin. Ama bunu bilmediğinde tekrarlarını klasik, gelişigüzel, aylık, haftalık yapabilirsin. Ama ya çabuk unutuyorsan? Asıl sorun bu arkadaşlar. Bak, sorunu tespit etmeden nasıl tedavi uygulanamıyorsa, kendini tanımadan da yaptığım program hep bir üstünde eğreti durur. Ya bir düşün ki bir terziye gittim. Bütün beden ölçülerime göre bana özel bir giysi dikildi. Bunun üzerimdeki duruşuyla herhangi bir giysiyi alıp kendime uydurmam aynı şey değil. Ya da ben bu öğrenciye derim ki çok streslisin. Peki neden stresli arkadaşlar? Bir YKS öğrencisi neden stresli olur? Programsız olduğu için, kendine güvenmediği için, gelecek kaygısı yaşadığı için, ne yapması gerektiğini bilmediği için, öyle değil mi? Siz de bu duygulara ara ara kapılıyorsunuz biliyorum. Peki bunları çözmeden ben sadece işte stres yapma demem ne kadar boş bir vaat olur. Yani stres yapma. Aa, tamam böyle dedin yapmayayım gibi bir şey olur. Asıl stres yaratan sorunu bulup onu çözmek lazım arkadaşlar. Yani ben seni programlı çalıştırırsam, sana uygun bir program hazırlarsam, senin gelişimini takip edersem sen zaten güvenli bir ortamda stres yapmazsın. İşte tek uzemin eğitim analizine katılan her öğrenci bütün özelliklerini buradaki gibi tek tek görüyor arkadaşlar. Ve en önemlisi sadece görmek değil, içinizde kayıtlı olan öğrencilerim var mesela. Gördükten sonra bunu uygun bir programla çalışmak işte işin kaymağı burada arkadaşlar. Yani ben buna ne diyorum? Kişiye özel program. Buyurun size kişiye özel program. Şimdi geldim ikinci koşuluma. Arkadaşlar sadece eğitim analizine girip kendimizi tanımamız tabii ki de yeterli değil. Bununla birlikte şu an
En düşüğünüzün bile, yani sadece TYT'ye gireceğim hocam, ben 2 yıllık bir bölüm istiyorum diyen bir öğrencinin bile sorumlu olduğu onlarca konu var. Doğru mu? Hadi bakalım size 2 güzel soru soracağım. TYT'de kaç ders var? Kim biliyor yazsın. TYT'de toplam kaç tane ders sayısı var? Hadi bakalım mezunlar, siz bunu biliyor olmanız lazım. TYT'de ders sayısı arkadaşlar, bakın konu değil ders. Sayalım mı be? Matematik var. Türkçe var. Tarih var. Coğrafya var. Matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, FKB var. Fizik, kimya, biyoloji, felsefe var, din kültür var. 9 tane ders var. Okey. Peki AYT eşit ağırlıkçılar kendi derslerini biliyor. Sayısalcılar kendi derslerini biliyor. Sözelciler kendi derslerini biliyor. Hadi ortak alan diye TYT'den örnek vereyim. Çünkü hepimiz her halükarda bu sınava gireceğiz. 9 tane derste arkadaşlar sizce toplamda kaç tane ünite vardır? Bak bu ders 9 tane ders, her birinde onlarca ünite var. Yani toplasak sen kaç tane konudan sorumlusun? Bunu biliyor musun mesela? Aynen öyle. Yüzlerce, belki de binlerce. Hatta size bir ipucu vereyim. Sadece matematikte 33 tane ünite var. 33 ünite. Bunun daha alt konuları var. Yani saysak arkadaşlar yüzlerce konudan sorumlusun. Peki geliyorum ikinci soruma. Arkadaşlar, yüzlerce konudan sorumlu olduğun bir sınava hazırlanırken her konuda aynı seviyede olabilir misin? Her konuda seviyen aynı olabilir mi? Yani bana şunu diyebilir mi bir öğrenci? Hocam, matematikte 33 tane ünite var ama ben, inanır mısınız, birinci ünitede de ikinci seviyedeyim. 10. ünitede de ikinci seviyedeyim. 25. ünitede de ikinci seviyedeyim. Ben hocam hepsinde seviyem gel gör ki aynı. Arkadaşlar bu mümkün değil. Mümkünatı yok bunun. O yüzden şu an siz böyle kara düzen, gelişi güzel, hocam ben başladım ama Allah ne verdiyse, ilk üniteden Bismillah deyip başladım diyorsunuz ya, işte bu çok yanlış. Bak bu sana zaman kaybettiren, yetiştirmemeni sağlayan bir şey. Bunu yapma. Onun yerine ne yap biliyor musun? Bütün konulardaki seviyeni daha çalışmaya başlamadan önce ölçmen lazım. Ben birinci konuda beşinci seviyedeyim, üçüncü konuda üçüncü seviyedeyim gibi. Her konudaki seviyeni eğer çıkarırsan ne kazanırsın biliyor musun? Hangi derste, hangi konuda ne çalışacağını bilmeyi kazanırsın. İşte bu çok önemli. Yani biz buna ne diyoruz arkadaşlar biliyor musunuz eğitimciler olarak? Eksik analize. Eksikleri dönem başında analiz edersen bütün dönemi onu kapatmaya yönelik değerlendirirsin. Ama sen eksik olduğun konuya da, yarım olduğun konuya da, tam olduğun konuya da hepsine aynı zamanı ayırırsan, sana üzücü bir haberim var, yetiştiremezsin. Dolayısıyla da kazanamazsın. Peki, hocam ne yapalım? Çok güzel anlattın ama biz bunları nasıl ölçelim? Piyasada konu bazlı TBS yok. Hadi ben bunu ölçtüm. Ha, çıkan seviyeme göre nasıl çalışacağımı nereden bileyim? Dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. İşte bu önemli sorunun yanıtını da vereceğim. Arkadaşlar bizim TEKUZEM eğitim modelinde, yapay zeka modelinde her konuda bir öğrencinin 5 farklı seviyesi vardır. Temel seviyede olabilirsin, buna birinci seviye deriz. İkinci seviye başlangıç seviyesi, üçüncü seviye orta seviye, dördüncü seviye ileri seviye, beşinci seviye üst seviye. Bakın ekran görüntüsü alabilirsiniz hatta. Tatlı bir bebeğimiz nasıl böyle tık 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 çıkıyor. En üst level, bak kupa var. Beşinci level'a geldiğimde, okey ben bu konuyu çok güzel öğrendim diyebilirsin. Kendine gurur duyabilirsin. Peki, biz bunları nasıl ölçüyoruz? Arkadaşlar tıp eğitim analizleriyle sizin öğrenme yapınızı ölçtüğümüz gibi TEKUZEM'e kayıt olduktan sonra sorumlu olduğunuz bütün TYT ve AYT derslerinde ayrı 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 seviye belirleme sınavlarına giriyorsunuz. Bu sınavlar sizin konu bazlı seviyelerinizi ölçüyor ve çıkan sonuçlarınıza göre de yapay zeka sistemi size hangi konuda ne çalışmanız gerektiğini gösteriyor. Yani ben coğrafyada
Üçüncü seviyedeysem yeryüzü şekillerinde bana diyor ki Tuğba hocam, üçüncü seviyede olan bir öğrenci olarak coğrafya yeryüzü şekillerinde detaylı konu tekrarı yapmalısın. Gidip ön hazırlık yapma, vakit kaybetme. Gidip konu anlatımı çalışma, senin buna ihtiyacın yok. Senin ihtiyacın olan şey konu tekrarı. Ya da ben matematik, işçi, havuz problemlerinde birinci seviyede çıktım. Ne yapmam gerekiyor? Birinci seviye neydi arkadaşlar? Temel seviyedeydi. Birinci seviye olan bir öğrenci ön hazırlık yapmak zorundadır. Neden? Temeli hiç yok. Matematik temelim benim hiç yok arkadaşlar. Gidip de ileri seviyede olan bir öğrenci gibi soru çözemem. Gidip de tekrar yapamam. Gidip de konu çalışamam. Hazır değilim, temelim yok. Benim matematikte ön hazırlığa ihtiyacım var. O yüzden yapay zeka bana ön hazırlık yaptırıyor. Yani arkadaşlar, hangi konuda hangi seviyede çıktıysam seviyeme uygun bir çalışma yapıyorum. Ve şu an ekranda gördüğünüz bilgiyi ilk kez benden duyuyor olabilirsiniz. Çok normal. Çünkü bu sayfanın, yani bu görüntünün ismi Garanti Öğrenme Modeli. Seviyesine uygun çalışan bir öğrenci o konuyu garanti bir şekilde öğrenir arkadaşlar. Ve patenti bize ait. Sadece tek uzamda uygulanan bir eğitim modeli arkadaşlar. Bence ilk kez görüyorsanız, duyuyorsanız ekran görüntüsünü alın. Sonra ihtiyacınız olabilir. Şimdi geliyorum en sevdiğim kısım. Bakayım bu sırada sorularınız var mıydı bana? Ben biraz kendimi kaptırdım. Ersin'cim bana özelden mesaj atma, gruptan at, herkes görsün. Okey, çok güzel. Harika. Hayatım sorunu sorabilirsin. Hayır Nihal'cim, 1-0 geride değilsin. Arkadaşlar bir de bakın şu algıdan çıkın. Yok, mezunlar sınava girdi bizden öndeler. Ya da ben ilk kez giriyorum, ben onlardan öndeyim. Öyle bir şey yok. Bak, senin bir kere yaşınla, yılınla, yaşadığın yerle, cinsiyetinle bunlarla alakalı bir şey değil. Doğru çalışan 1-0 değil, o 0 öndedir. Bitti. Benim kriterim arkadaşlar doğru çalışmak. Yoksa sen 5 kere sınava girmişsindir, 5 kere mezuna kal. Hiçbir şey kendine katmadıysan sen benden niye önde olasın ki 5 kere sınava girdin diye. Aynen öyle arkadaşlar. Kimse kimseden önde değil. Bak ben size önde olanı söylüyorum. Kim önde biliyor musun? Doğru, verimli çalışan. Bitti. Başka hiç kimse onun önüne geçemez. Şimdi geliyorum. İlaydacığım, bak senin çıkan seviyene göre şu az önceki tablo var ya hayatım. Bence bunun ekran görüntüsünü sen de al. Sen kayıtlısın. Bak hangi derste kaçıncı basamakta çıktıysan yapay zeka onu uygun program yapıyor. Yani sen üçüncü seviyedeysen direkt seni tekrardan başlatır. Birinci seviyedeysen ön hazırlık. Dördüncü seviyedeysen alıştırma soru çözümü. Beşinci seviyedeysen pekiştirme soru çözümü. Bunun görüntüsünü alın arkadaşlar. Bu bilgiyi başka hiçbir yerde bulamazsınız. Aldıysanız geçeceğim diğer sayfaya. Hocam başaramamak ve biraz özgüvensizlik var, nasıl üstesinden geliriz? Aliancığım, sen doğru bir programla doğru yerle çalışırsan bu özgüvensizliğin, evet İlaydacığım, bu özgüvensizliğin zaten aşılacak. Okey, o zaman bak herkes görüntüsünü aldıysa geçiyorum. Tamam. Şimdi geliyorum arkadaşlarım diğer sayfama. Çünkü diğer sayfada size yine biraz beyninizi yoracak, hafızanızı yoracak bir soru soracağım. Herkes ekrana 10 saniye baksın. 10 saniye bakın. Sayacağım. 10. Biraz dikkatinizi dağıtıyormuşum. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Arkadaşlar baktıysak, şimdi sadece seviyeye uygun çalışmak yetmez. Bu sınav ne işi arkadaşlar? Strateji işi. Yani strateji bilen öğrenci kazanır. İlettiğim iki konudan sadece
Bir konuyu çalışmanız gerekseydi, bu konu hangi konu olurdu ve neden o konuyu seçerdiniz? Hadi bakalım. Herkesten yanıt bekliyorum. Kimler doğru bilecek? Matematik kümeler mi? Matematik polinomlar mı? Burak'cığım, olasılık yok ki yavrucuğum. Olasılık bu konulardan biri değil. Polinom, polinom, polinom. Hayatçım bak, soru orada yazıyor. Aksini düşünen var mı? Hocam polinom değil, ben kümeleri seçerim ya. Niye polinomu seçeyim ki? Ben kümeleri seviyorum. Ona çalışırım diyen var mı? Yağmur kümeler, Gamze kümeler. Sebebini de yazdın. Neden? Temel o. Daha çok soru var hocam polinomlarda. Doğru. O zaman doğru cevabı açıklayayım mı arkadaşlar? Hazır mısınız? Arkadaşlar bakın, kendinizi bir alışverişe çıkıyor gibi düşünün. Cebinizde paranız var, tamam mı? 58 TL vereceğim. Karşılığında 2.03 kalitesinde bir ürün alacağım. Bak, 58 liraya 2.03'lük bir ürün alacağım ya da 117 lira vereceğim. 117 TL vereceğim. 1.25 kalitesinde bir ürün alacağım. Hangisini alırsam daha karlı olurum müşteri olarak? 57 liraya 2.03'lük ürün mü? 117 liraya 1.25'lik ürün mü? Tabii ki de arkadaşlar, daha az para verip daha kaliteli olanı aldığımda daha fazla kâra geçmiş olmam mı? Peki sınav hazırlık sürecinde benim param ne? Zaman. Şu an herkes zamanla yarışıyor. Sınava girenler diyor ki hocam keşke 5 günüm daha olsaydı, matematikte full çekecektim. Diyorum ki 5 gün önce başlasaydın. Yok, başlamadı ama. Neden? Zamanın önemini son günlerde farkına varıyoruz arkadaşlar, öğrenciler olarak. Bakın siz bunu yapmayın. O yüzden bunun gibi bak, matematikte ben ne dedim? 33 tane ünite var bak, 2 tane konu karşında. Daha bunun gibi matematiği, fiziği, kimyası, biyolojisi, AYT'si, her şeyde yüzlerce konu var. Ama arkadaşlar belki de siz hangi konuyu çalıştığınızda daha kâra geçeceğinizi bilmiyorsunuz. Bak az önce dediğime geliyor. Size göre ders çalışmak ne? Hocam sıralı bir şekilde YouTube'dan videoları sıraladım. Çalışıyorum. İzliyorum. Okey, çok güzel. Öğreniyor musun? Hayır. Ya da zamanı nasıl kaldı? Ne yapacaksın? İkisinden birini seçmen lazım. Tabii ki polinomları seçeceksin. 2.3 puan alacaksın. 58 dakika vereceksin. Zamanın az. Öyle düşün. İşte bizim yapay zeka sistemimiz arkadaşlar. Biz tek uzem olarak sınavın matematiğini çözdük arkadaşlar. Biz sizin gireceğiniz sınavda kaç tane konudan sorumlu olduğunuzu, bu konulardan en önemlilerinin hangileri olduğunu ve bu konulardan hangilerini daha kısa sürede öğrenebileceğinizi biliyoruz. Bunu sadece tek uzem biliyor. Başka hiçbir kurumda böyle bir özellik ve böyle bir hizmet yok arkadaşlar. Ve öğrencilerin de biz zaten bunu bilmediğini biliyoruz. O yüzden kazanmak işte buralarda yatıyor. Hani bazen bize soruyorsunuz ya öğrenci koçlarına. Hocam çalıştım, çalıştım, kazanamadın. Böyle mi çalıştın? Hayır. Kendini tanıdın mı? Hayır. Seviyeni ölçtün mü? Hayır. Strateji yaptın mı? Hayır. Zaten kazanamazsın. Öyle değil mi? Alihancığım, şu an reklam yapmıyorum. Şu an sana kazanmanın triklerini veriyorum ama sen almak istemiyorsan çıkabilirsin. Hoşça kal. O yüzden arkadaşlar artık öğrenme yapımızı keşfettiysek, derslerdeki seviyemizi analiz ettiysek, hangi derste ne tür bir çalışma yapacağımıza karar verdiysek, gelelim çalışma programımızı hazırlarken neler yapmamız gerektiğini arkadaşlar. Şimdi bir kere program hazırlarken programın verimli olması gerekli. Birinci koşul, verimli mi değil mi? Bunu çok iyi bileceksin. İkinci koşul arkadaşlar, program seviyene uygun mu değil mi? Bunu bileceksin. Arkadaşlar dikkatinizi bana verir misiniz? Bırakın Ali Hanım falan. Şu an ben konuşuyorum. Herkes
Herkesin dikkati bende mi? Bak birazdan örnek programa geçeceğiz. Lütfen. Herkesin dikkati bende. Okey. Arkadaşlar program verimli olmak zorunda. Seviyenize uygun olmak zorunda. Değil mi? Ve programınızı hazırlarken sürdürülebilir olmasını asla unutmayın. Yani program 5 günlük olmaz. Yılın sonunu göreceksin o programda. Her gün düzenli bir şekilde çalışıp ben bu programla dönem sonuna kadar giderim diyebilmen gerekiyor. Ve program öz disiplin düzeyine uygun olmalı. O yüzden tutup da sen disiplinsiz bir öğrenciysen gidip kendine 10 saatlik bir program yapıp karalar bağlamana gerek yok. Kendini tanıyorsun. Biliyorsun ki az çalışacaksın. O zaman çalışabileceğin saatlik bir program yap. Anlaştık mı? Ve programınızı arkadaşlar sonuç olarak, somut olarak ölçmeniz lazım. Yani şu değil bak, bu program Allah'ın emri. Ay ben uyuyacağım, hiç kendimi ölçmeyeceğim değil. Programı arada sırada, hatta haftalık olarak arkadaşlar ölçmeniz lazım. Ya ben bu programı yaptım, evet okey ama uyuyorum. Bir bakayım ya ne kadar yol gittim, ne kadar ilerledim. Ya da bu program bana verimli oldu mu, olmadı mı? Bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sonuçları ölçmeniz lazım. Ve programınızın sürekliliği devam etmeli. Öğrenme yapınıza, seviyenize uygun olmalı. Ve en önemlisi kıymetli YKS öğrencilerim, canlarım. Siz her biriniz biriciksiniz, teksiniz ve özelsiniz. Bu yüzden ders çalışma programınız sadece ve sadece size özel olmalı. Aranılan kriterlerin başında bana özel mi değil mi? Bu geliyor arkadaşlar. Program size özel olmak zorunda. Bu yüzden eğer herkes hazırsa, şimdi bu bahsettiğim özellikleri taşıyan yapay zeka sistemi üzerinden örnek bir ders çalışma programı hazırlayacağım. Anlaştık mı? Hazır mıyız? Hemen kullanıcı adım ve şifreme bakayım. Evet, hem ekran görüntüsü de alabilirsiniz arkadaşlar hem de pür dikkat beni izleyin. Çünkü bu seminere katılan, bak sadece seminerin bu aşamasına kadar kalan, şu an seminerde olan öğrencilerim bir kereye mahsus yapay zeka sistemi üzerinden kendilerine özel ders çalışma programı hazırlayabilecekler. O yüzden benim attığım adımları çok iyi bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Dinleyin, zaten seminer kayıt altına da alınacak. Olmadı sonra izleyebilirsiniz zaten. Hemen geliyorum. Şimdi kıymetli öğrencilerim. Burası arkadaşlar Tekuzem'in sayfası. Tekuzem giriş sayfası. Bakın öğrenci girişi diyor. Burada bu seminere katılmak için her birinizin bir kullanıcı adı ve şifresi zaten var. Buraya kendi kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazıyorsunuz kıymetli öğrencilerim. Benim kullanıcı adım ve şifrem YKS rehberlik uzmani@tekuzem.com. Buraya siz kendi bilgilerinizi yazacaksınız ama seminerden sonra. Şu an girmeye çalışmayın. Girmeye çalışırsanız seminerden çıkmış olursunuz. Programı göremezsiniz. Sadece izleyin, zihninize kaydedin. Şifremi de yazıyorum. Tekuzem 2024. Hayatçım şifren vardır. Şifresiz giremezsin hayatım. Şifren vardır. Evet. Şimdi herkes sayfamı görüyor mu? Evet. Sonra bakarsın. SMS'le geldi. Evet, eğer herkes sayfayı görüyorsa arkadaşlar burası Tekuzem'in kayıtlı olan öğrencilerinin kullandığı sayfa, ilk ana yüz. Burada sizin adınız soyadınız yazıyor arkadaşlar. Eğer bilgisayardan girerseniz böyle görünüyor. Telefondan girerseniz de arkadaşlar şöyle görünüyor bak şöyle. Şuraya menüler geliyor. Anlaştık mı? Yani ekran büyüyor, küçülüyor gibi düşün. Ben bilgisayardan girdiğim için siz şu an bilgisayar ekranını görüyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar bahsettiğim eğitim analizleri ve seviye belirleme sınavları işte tam da şuracıkta sağ üst köşedeki zilde beni bekliyor. Buraya tıkladım, eğitim analizi bir dedim, teste başla dedim ve testim başlıyor. Bu analizi çözmeyenlerin ödevi kesinlikle çözeceksiniz arkadaşlar.
Çözenler de sonuçlarına bakacak. Anlaştık mı? Analiz çözülecek. Bu birinci görev. Okey, bu cepte. Şimdi ikinci görevim, bak, seviye belirleme sınavı. Burada arkadaşlar bunu kayıtlı olan öğrenciler çözebiliyor. Yani şu an demo program için SBS'leri çözmenize gerek yok. Çünkü bu SBS'ler çok uzun. Her konuya dair onlarca, totalde yüzlerce sorunun sorulduğu sınavlar. Yapay zekanın hazırladığı çok detaylı sınavlar arkadaşlar. Bunu TYK Uzemy satın aldıktan sonra, kayıt olduktan sonra burada bakın bütün derslerin tek tek seviye belirleme sınavları var. Sınavı başlat diyerek güzelce sınavlarınızı çözüyorsunuz. Sonra asıl vuruşu yapıyorum. Bak, çalışma takvimi 1'e tıkladım. Asıl sizin gireceğiniz yer burası. İşte burası arkadaşlar, yapay zeka sisteminin TEKES'in size özel programını hazırlayacağı yer. Program derslerini seç diyorum. Burada yapay zeka bana İki tane kayıt olduğum eğitimi getiriyor. TYT'yi de getiriyor, AYT'yi de getiriyor. Ben yaz döneminde olduğumuz için önce TYT ile başlamak istiyorum. Bu yüzden çalışmak istediğim sayısal dersleri böyle üzerine tıklayarak kaydırıyorum. Siz buradan istediğiniz dersleri, hatta hepsini bile seçebilirsiniz. En az iki ders seçme zorunluluğunuz var. Geometriyi de alalım. Ben tam bir sözelci olarak arkadaşlar, okul öncesi öğretmeni olarak sayısaldan başlıyorum sizin için. Hadi bakalım. Kaydet diyorum. Şimdi çalışma alanı belirleye tıklıyorum. İşte arkadaşlar bakın, TEKUZEM'in farkı nerede biliyor musun? Programı tamamen kişiye özel yapıyor. O yüzden kişiye özel yaptığı için de öğrenciye soruyor. Diyor ki sevgili Tuğba ya da sevgili İlayda, Ayşe, Fatma, Ahmet, Ali, Veli, her kimsen. Kayıt oldun. Sen diyor haftanın kaç günü, kaç saat çalışabilirsin? Kaçta başlarsın? Kaçta bitirirsin? Bana diyor saatlerini, günlerini söyle. Yine bunu piyasada yapan herhangi bir örgün ya da online eğitim kurumu yok arkadaşlar. Biz öğrencilerimize özel program hazırlıyoruz. İşte buradan öğrenci geliyor, kendine göre seçiyor. Mesela ben diyelim ki çalışan bir öğrenciyim, tamam mı? Buradan hafta içini seçiyorum. Hafta içi için ayrı bir program yapacağım kendime. Siz buradan istediğiniz günleri, saatleri kendinize göre seçebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bir kereye mahsus yapabileceğiniz için bu şansı çok iyi değerlendirin. Sonra hafta sonu için de ayrı bir program yapacağım. Hafta sonu saat 10 ve 18 aralığında. Oluştur diyorum. Bak, yapay zeka şu an programımı oluşturuyor. Arka planda nelere baktığına bakın. Nazcığım, bak sen spora gidebilirsin, okula gidebilirsin, dershaneye gidebilirsin, kursa gidebilirsin, özel ders alabilirsin. Hiçbir şey engel değil. Arkadaşlar zaten şu an hepimizin eksikliği yol haritası değil mi? Al sana yol haritası, hem de sana özel. Bak mesela ben duyuyorum X kurumunda, Y kurumunda, o en çok reklam yapan kurumlarda. İnanın, gidin görüşün ya da paraya kıyın, satın alın. Size verdikleri herkese verdikleriyle aynı şey. Aynı şey. Diyor ki bak, derece öğrencisine de aynı programı yapıyor. Sıfır olan meslek liseli öğrenciye de aynı programı yapıyor. E sizin o reklamlarda gördüğünüz tabii ki de derece öğrencileri. Yani zaten aslında çalışkan ve zeki, zaten altyapısı iyi öğrenci verim alır. Asıl sorun herkese hitap etmek. Herkese nasıl hitap edersin? Kişiye özel bir yaklaşımla. İşte biz TEKUZEM olarak bunu yaptık arkadaşlar ve dediğim gibi altını üstünü her yerini çiziyorum. Bu sistemi TEKUZEM'in dışında hiçbir yerde bulamazsınız. Patenti de tamamen bize ait. Şimdi programı oluşturdum. İlaydacığım, istediğin dersi istediğin zaman ekleyebilirsin. Burası artık senin kontrolünde. İstersen ders ekle, çıkar. Saati ekle, düşür, fazlalaştır. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Sen kayıtlı olduğun için sana sınırsız. Şimdi kıymetli öğrencilerim bakın. Karşıma ne geldi? Gün gün programım. Hatta çalışma takviminden bakayım. Burada saat saat de yazıyor. Hangi saat hangi çalışma yapacaksın? Bak, buyur. Salı günü yapacağım bütün çalışmalar.
Çarşamba günü yapacağım bütün çalışmalar, Perşembe günü, Cuma günü, Cumartesi günü, Pazar günü, bak hepsi şu an karşımda. Yapmam gereken tek şey üzerine tıklayıp çalışmaya başla diyerek çalışmak. Fizik. Merhaba arkadaşlar. Görüyor mu herkes Bugünün ekranı? dersimizde Aslında bütün fizik bilimi öğrencilerin ihtiyacı ve olan şey. evren Hocam bilimi ben hem günümün planlanmasını istiyorum, hem neye ne kadar çalışacağımı bilmek istiyorum. Mola süreleriniz bile size özel hesaplanıyor arkadaşlar. Bakın. Ve bu program haftalık olarak otomatik olarak yenileniyor, öyle düşün. Yani dönemin sonuna kadar şu an önümüzde kaç ay var mesela? 3 ay buradan, 6 ay oradan 9 ay var. 9 aylık haftalık programın hazır. Her hafta bu yenileniyor. Yeni konular, yeni dersler geliyor. Ve bunlar senin seviyene göre geliyor. Çünkü bu programı oluşturmadan önce SBS çözüyorsun, analiz çözüyorsun. Öyle düşün. Ve tabii ki de arkadaşlar bununla da sınırlı değil. Bak programını yaptıktan sonra haftalık olarak bir karne hesaplaman yapılıyor. Hatta sınavına 40 hafta varmış bak. Tam 10 ay var şu anda. Bak burada haftalık olarak o haftadan ne kadar verim aldın, ne kadar çalıştın, ne kadar öğrendin, her şeyi yapay zeka sana gösteriyor. Gördük mü? Harika bir şey değil mi? Aynen öyle. Nihal'cim daha sonra ders ekleyebiliyorsun. Arkadaşlar kayıtlı olan öğrenciler bu sistemden dönem sonuna kadar sınırsız faydalanabiliyor ve kayıtlı olan öğrenciler ders çalışma programlarını sınırsız, istediği kadar yenileyebiliyor. Öyle düşünün ve sadece bununla sınırlı değil. Bak bu çalışma programının bir de çalışma salonu kısmı var. Burada hani ben size az önce iki örnek gösterdim ya hangi konu diğerinden daha önemli. Bak burada çalışacağın konuların önem puanı bile var. Bak diyor ki fizik nedir diyor 0,12 puan katkısı var. 75 dakika çalışacaksın. Burada bütün konuların tek tek önem puanları var. Esma'cığım kayıt olmak için birazdan bir indirim kodu ileteceğim. O indirim kodunu bekle çünkü dev bir indirim yapacağım. Sadece seminerin son aşamasına kadar gelenler bu linke tıklayabilecek. Bir kere program hazırlamak ücretsiz arkadaşlar. Kayıt olmak ücretli. İndirim yapacağım merak etmeyin. Burası anlaşıldıysa arkadaşlar Tekuzem'de sadece bunlar yok. Tekuzem'de sadece bunlar yok. Tekuzem'de bütün derslerin arkadaşlar detaylı canlı konu anlatımları, tekrarları, soru çözümleri, denemeleri, yıl sonu kampları her şey var. Bakın bu bizim 2024 Merhaba yılında arkadaşlar. yaptığımız Nasılsınız? canlı İyi dersin misiniz? İyi akşamlar videosu. diliyorum. Nasılsınız? Keyifler Evet, nasıl? canlı Nasıl gidiyor dersler Ekim hayat? ayında Evet, başlıyor. Şu AYT'ye an program başvurdu erken arkadaşlar. teyit sürecinde. Seste veya Erkenden görüntüde kayıt olan herhangi bir öğrenciler sıkıntı var arkadaşlar mıdır diye 2024 kasıt yılının girişimimizi yapalım. bütün İkbal dersleri süper demiş. hediye. Selam hocam demiş. Bak İyisinizmiş. felsefe. Galiba iyiyim. İkbal yoktur Buradan demiş. örnek Gayet güzel. derslerimize Şimdi de sesimi de ben bir bakabilirsiniz. yükselteyim. Merak Niye bu etme kadar kişi Nazım var diye indirim kodu düşünmeden vereceğim. edemiyorum. Acaba haberim mi yoktu kimsenin? Arkadaşlar bakın burada bütün dersler var. TYT, konu anlatım, soru çözüm hepsi. Ve bunlar Ekim ayında sıfırdan canlı olarak başlayacak. Bak Türkçe'ye de bakalım. Eyüp Hoca çok iyi bir hocadır bu arada. Bütün Belgeyi mi konuları size görüyorsunuz? öğreteceğiz. Canlı olacak arkadaşlar. Biz diğer kurumlar gibi Tamam. Haydi videolardan ya da başlayalım o zaman. animasyonlardan değil, değil Şimdi mi? Koca size ile seni bir araya verilen getiriyoruz. dokümanla Canlı bendeki canlı doküman aynı. derse Aynı katıl. dokümanlar. İstediğin Sadece sorunu görseller sorabilirsin. farklı. Hem Benimkinde TYT hem işte AYT'de. sağda Var mı gördüğünüz böyle Eyüp bir Hoca hizmet? logosu. Üstte Canlı gördüğünüz... ders veren çok az kurum var. Hele yapay zeka hiçbir kurumda yok zaten. Bununla da sınırlı değil arkadaşlar. Ders notları da var. Sevimcim daha kodu vermedim. Kodu şimdi vereceğim. Bak detaylı notlara bakalım. Mesela o yüzden gidip de ay hocam yazayım, ay çizeyim gerek yok. Notun hazır. Hem de öğretmenin notu bak bu. Buyur sana ders notu. Şu notların tatlılığına bak Allah aşkına. Bütün derslerin böyle böyle notları var. Ve en önemlisi arkadaşlar online sınavlar. Yağmurcuğum hemen sana özel kodu vereceğim. Şarjın sakın bitmesin. Arkadaşlar kayıt olan öğrencileri Türkiye geneli 10 tane TYT, 10 tane AYT ders, 10 tane AYT deneme sınavı da var.
İlaydacığım, sen sadece koçluk programına kayıt olduğun için senin kayıt olduğun eğitimde dersler yok. Sen koçluktan faydalanabilirsin. Bu bahsettiğim sistem canlı derslerle birlikte kayıt olan öğrenciler için. Yani onlar ekstra derslere giriyorlar. Ve arkadaşlar, hayır. Arkadaşlar şimdi vereceğim kod, bakın sistemle ilgili sorularınız var mı? Bir kere sistemi nasıl buldunuz? Bana bir söyleyin. Sorularınız varsa burada o soruları yanıtlayayım. Ücrete ve indirim koduna öyle geçeceğim. Okey miyiz? Aynen öyle arkadaşlar. Bu sistem size sınavda kazandırır. Hatta daha bomba bir yer göstereyim. Beni gaza getirdiniz. Arkadaşlar bakın, bu sistemi satın aldığınızda yapay zeka sizin, daha doğrusu gireceğiniz sınavda sorumlu olduğunuz bütün derslerin, bütün konularının kimliklerini ölçüyor. Bak az önce ekran görüntüsünde vermiştim ya size. Hangi konuya kaç dakika çalışacaksın, ne kadar önemli. Al sana Türkçe. Al. Türkçe'de 3 tane ünite var. Anlam bilgisi, dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri. Bak hangi birine kaç dakika çalışacaksın, kaç puan alacaksın. Buyurun. Bunun bütün hepsi var arkadaşlar. TYT'nin tüm dersleri, AYT'nin tüm dersleri. Sedef'ciğim belki söyleyeceğim tutar sende vardır. Hazır mısınız? Eğer hazırsanız arkadaşlar hep böyle indirim koduna gelmeden şarjınız mı bitti? Biz şimdi neyiz? Melek'ciğim eğer kayıt olursan sen şimdi bir yapay zekalı tek özemli kazanmaya aday biri olacaksın. Arkadaşlar bu seminere özel ayın 6'sına kadar, 23.59'a kadar %33 indiriminiz. Hemen bu ekranın kaydını alın. Şarjı bitecek olanlar bak şu indirim koduyla işlem yapacaksınız. İndirim kodunuz %33 büyük harflerle seminer özel. Tutarı söylüyorum, hazır mısınız? Arkadaşlar tutar normalde TYT artı AYT 15.000, %33 indirimle birlikte TYT artı AYT sadece 10.000 TL. 10.000. Çok mu? Parası olmayanlar. Zaten şu an sistem yöneticimden hemen ricada bulunayım. Bu indirim kodunu kullanmak, ayın 6'sına kadar kayıt olmak, 10.000 liraya bu ayrıcalıklı sistemden faydalanmak için sevgili sistem yöneticimin ilettiği linke tıklamanız yeterli. Linke tıkladığınızda özellikle sizi YKS öğrenci koçlarım arayacak, gerekirse sizinle, gerekirse ailenizle görüşüp arkadaşlar kayıt işlemlerinizi tamamlayıp hemen başlayabileceğiz. Evet İlaydacığım, sadece koçluk, sadece sistemi satın almak isteyenler 5.000 TL, koçluk artı eğitim sıfırdan başlayan canlı dersler 10.000 TL. İndirim kodunu yeniden göstereyim. Bence ekran görüntüsü alın arkadaşlar kodu. Çünkü sayfadan kendiniz işlem yapmak isterseniz de bu kodla yapacaksınız. Kodun geçerlilik süresi 6 Eylül 2024 23.59. Nazcığım seni hemen aratıyorum, kaydını alacağız. İndirim kodunu açtım. Herkes ekran görüntüsü aldı mı? Bu kodla direkt sayfanızdan da yapabilirsiniz. Olan eğitimler arkadaşlar TYT AYT sayısal, TYT AYT sözel, TYT AYT eşit ağırlık, sadece AYT, sadece TYT. Hepsinde %33'lük indiriminiz var. Ama benim önerim ikili pakete kayıt olursanız 10.000 liradan kaydınızı alalım. Okey miyiz? Arkadaşlar tutar gerçekten çok uygun. Bence geleceğinizi riske atmayın. Bu tutara böyle bir sistem her yere araştırın. İsmim kadar eminim arkadaşlar hiçbir yerde yok. Bu 10.000 TL'de hem koçluk hem dersler var. Sadece 5.000 liraya koçluk da alabilirsiniz. Yıl boyunca kayıt olduğunuz günden 2025'in sınav tarihine kadar toplam tutar %33 indirimle ayın 6'sına kadar sadece 10.000 TL. 5.000 TL sadece koçluk. Sorularınız var mı? Linki yeniden isteyelim. Sistem yöneticim, linki yeniden atar mısın? Linke tıklayamayanlar varmış. Bu arada bu indirimden sadece linke tıklayanlar faydalanabilecek, haberiniz olsun. Koçlukta Emine'cim sadece sistem. Yani içinde dersler yok. Tek farkı bu.
Ama benim önerim eğer imkanlarınız dahilindeyse canlı dersleri kesinlikle öneririm arkadaşlar. Canlı derslere kesinlikle katılın. Yani 5000 liraya sadece koçluk yerine 10.000 liraya koçluk artı eğitim daha mantıklı. İlaydacığım, bizim eğitimlerimizde rehberlik süreci yok arkadaşlar. Sizin rehberiniz yapay zeka oluyor. Yapay zeka zaten bütün planı, programı, raporu, her şeyi yapay zeka yapıyor. Senin koçun yapay zeka. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim arkadaşlar. Bence yollarımız iyi ki kesişti. Ailenizle görüşün. Bu fırsatı kaçırmayın. Linke tıklayın, yardımcı oluruz arkadaşlar. Evet, bence de. O zaman sizi kocaman öpüyorum, sevgiyle kucaklıyorum kıymetli öğrencilerim. İnşallah bu yıl hepinizin yılı olacak arkadaşlar. Size çok güveniyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın, esen kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz.